Bu videomda sizlere Profesör Doktor Niyazi Kahveci'nin Sistematik Düşünme adlı kitabını tanıtmak ve tavsiye etmek istiyorum. Kitap ufuk açıcı, çığır açıcı bir kitap. Şöyle kapağına bakalım. Kendisi bir ilahiyatçı ama tamamen ilahiyatla uğraşmıyor. Felsefe kökenli aynı zamanda. Ve birçok alanda kitapları var. Arka kapağında da şöyle bir durum söz konusu. İnsan soyut düşünme ve düşünce demektir. Beşeri sistematik düşünmeyi yapamayan insanlaşamaz. Ülkemizde öğretilmeyen tek konu düşünmenin ne olduğu ve nasıl yapıldığıdır. Bunun negatif sonuçlarını gündelik hayatta ve ekonomik, akademik, siyasal gibi her alanda yaşıyoruz. Bu düşünmenin önemini anlamak için şu soru yeterlidir. Neden biz insanca düzenli ve huzurlu bir hayat yaşayamıyoruz? Hiçbir felsefi fikir ve bilimsel bilgi icat edemiyoruz. Birkaç yerde aktarmak istiyorum sizlere. Zevk ve has, olgu ve obje ve olayı anlamak ve ona anlam yükleyerek zihinle alınır. Düşünmeyen insan, düşünenlerin biyolojik animal robotudur. Güzel tespitler var, radikal tespitler var. Kitap buharından aldım bu kitabı, Modanya Kitap Buharı'ndan. Birkaç kitabını da aldım aynı zamanda. Kendi imzası, yazarın kendisiyle tanışma şerefine nail oldum. Bir zamanlar KRT'de 4-5 ay bir program yapmış. Çok derinlikli bir kişidir kendisi. Diğer kitaplarını da dediğim gibi alır okursanız çok keyif alacaksınız. Ben şu anda kitabın yarısına geldim. Hatta çok ilginç dediğim gibi açılımlar var. İşte resim yapmak beyinde nelere yol açıyor? Ses beyinde nelere yol açıyor? Efendime söyleyeyim, dil beynin neresini etkiliyor, müzik ve beste yapmak beynin neresini etkiliyor gibi çok güzel çalışmalar var. Hatta yazarın kendi ifadesini nakledeyim sizlere. Bu kitabı yazarken diyor, ben yaklaşık 10-12 kitap farklı yazarlar, yabancı araştırmacılara ait kitapları okudum, inceledim. Nöroloji alanına ait kitapları okumuş. Unutmayalım ki bu kişi bir İlahiyat kökenli birisi. Kitabın ilk sayfasında bakalım onunla ilgili bilgi var mı? Ben başka bir yerden bulmuştum bu bilgiyi. İngiltere'de de üst düzey diplomatlık yapmış. Manchester Üniversitesi'nde de doktora yapmış ve kürsüsü olan bir kişi. Felsefeyle dini barıştıran bir kişidir. Yani dinimizde biliyorsunuz uzun yıllar felsefe yapmak din düşmanlığı olarak algılandığı için, dine karşı bir söylem olarak algılandığı için yasaklanmıştı biliyorsunuz. Özellikle Gazali'nin bunda çok büyük bir etkisi vardır. Bununla ilgili çok güzel kitapları var. Bu videoda bunu anlatmak istedim. Herkese iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.